Herkese merhaba. Birazdan yayınımıza başlayacağız. Orhan abinin katılmasını bekliyorum. Evet, kendisini buldum. Geliyor olması lazım. Evet, galiba bağlandık. Orhan abi, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duymadım. Hoş geldiniz Orhan abi. Hoş bulduk, selamlar Gürkan kardeş. Evet, Cumhuriyet Bayramı özel yayını için sevgili izleyenlerimizin biraz daha katılmasını bekleyelim. 1-2 dakika Orhan abi. Ondan sonra yayınımıza başlayacağız. Sizi görmek çok güzel. Tamam. Görüntümüz geliyor herhalde. Görüntünüz çok net olarak geliyor. Ses de çok net geliyor. Her şey yolunda. Çok teşekkür ediyorum. Biraz daha yaklaşırsanız daha rahat duyarsınız. Hay Allah. Evet. Peki o zaman başlayalım. Yavaş yavaş saatimiz de oldu. Sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü vesilesiyle özel bir Instagram yayını yapmak için bir aradayız ve çok değerli abimiz Orhan Karaveli abimizle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in fazilet olması üzerine. Hepiniz tanıyorsunuz Orhan abiyi büyük olasılıkla ama iki cümleyle ben de kendisini tanıtmak isterim. Orhan abimiz Kuvayci bir aileden ve çocukluk yıllarında Atatürk'le tanışma onur ve zevkini, mutluluğunu yaşamış bir abimiz. Kendisi gazeteci ve araştırmacı, yazar ve 2020 yılı, yani içinde bulunduğumuz yılında Galatasaray ödülünün iki sahibinden biri olarak bugün bizi onurlandırdı, kırmadı. Çok teşekkür ediyorum Orhan abi, öncelikle bu yayınımıza katıldığınız için ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sizi onurlandırdıysam ne mutlu bana. Ama ben de en az sizler kadar onur duyuyorum. Böyle bir günde, böyle önemli bir günde, böyle tarihi bir günde izleyicilerimize hitap etmek, onlarla bir bayramı doğrusuyla eğrisiyle paylaşabilmek büyük bir mutluluk. Ben de bundan gurur duyuyorum. Ve elimden geldiği kadar tabii bildiklerimle size yardımcı olmaya çalışacağım. Sorularınızı bekleyeceğim. Yalnız şu kadarını şimdiden söyleyeyim. Cumhuriyet sadece şu son Osmanlı döneminde yaşamış 624 sene az da değil, Türkler için değil. Adeta Asya'dan henüz gelmemiş olan ve 1000 yıla yakın süredir de Anadolu'da oturan neredeyse bütün Türkler için de bir bayramdır. Bu pek üzerinde durulmamış bir konudur. Ama Anadolu'daki Türk milleti kendisini Anadolu'nun sahibi olarak kabul ettirmiş olan Türk milleti için Cumhuriyet gerçekten çok önemlidir.
Daha önce işte Selçuklular vardı, bir takım savaşlar vardı, çok sayıda beylikler vardı. Osmanlı Beyliği bunların hepsini toplayarak, hatta dışarıdan başka ülkelerden de emperyalist bir şekilde başka ülkeleri de zapt ederek kocaman bir devlet, kocaman bir imparatorluk meydana getirdiler. Ama şunu söylemek gerekir ki Türk milletinin yaşadığı en güzel yıllar şu 97 yıldır, şu son 97 yıldır. Yani biz hani bu 1000 senedir burada olduğumuzu düşündüğümüzde 1000 senenin üzerinde de bir tarihimiz olduğunu bildiğimizde şu son 97 yılın çok çok daha önemli olduğunu ve bu 97 yılda Türk milleti bütün tarihi, belki tarih öncesi devrinden gelen bir milletiz biz. Binlerce yıllık bir tarihimiz var ama belki de tarihimizin en önemli günlerini şu 97 yıl içinde yaşadık. Bu çok önemlidir ve üzerinde durulması gereken bir şeydir. Kesinlikle. Dünyadaki gelişmelerle, özellikle yeniden doğuş hareketiyle başlamış olan, ta 1400'lerde başlamış olan hareketten beri ilk defa olarak Türk ulusu her konuda ilerlemiş, sanayileşmiş, yükselmiş, zenginleşmiş ülkelerle ilk defa olarak boy ölçüşmektedir. Ve ilk defa olarak bunu yaparken de Avrupa kıtasının, Avrupa ve Asya kıtasının birleştiği bir yerde çok ilginç bir coğrafyada bir Türklük vardır. Bu Türklük asırlar boyunca bazı devletlerin çok gerisinde kalmıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet yüzlerce yıldır yapılamayanları yapmış ve bugün gerçekten ileri düzeyde bir Türkiye Cumhuriyeti oluşmuştur. Bu cumhuriyetin de ama şeyleri vardır. Eksikleri ve noksanları vardır. Ve şu kadarını söyleyeyim. Size yeni sorularınız olacaktır tabii ki. Bir takım üzüntülerimiz de vardır. Kendi kendimize sorduğumuzda biz bu cumhuriyeti göğsümüzü gere gere olması gerektiği gibi bu yıllara getirdik mi, getirebildik mi diye sormamız gerekir diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Sevgili izleyicilere hatırlatayım, Orhan abi 1949 mezunu olup ama gördüğünüz gibi benden daha genç bir şekilde hem konuya hakim hem de çok güzel başladık sohbete. Orhan abi ben bir karışıklığı ortadan kaldırarak başlayalım istiyorum aslında. Cumhuriyet, buyurun. Cumhuriyet, demokrasi, milli egemenlik, milli irade gibi kavramlar çok karıştırılmaya müsait kavramlar. İstiyorsanız önce bu cumhuriyet ve demokrasi farkıyla başlayalım. Ondan sonra cumhuriyete giden yolda adım adım meclisin açılmasından başlayarak nasıl cumhuriyete ulaştığımızı konuşuruz. Eğer siz de uygun görürseniz. Tabii tabii, çok çok uygun, isabetli olur. Bugünün gençleri için de isabetli olur. Yalnız şunu daha önce söylemek lazım. Bugün Cumhuriyet'in 97. yılı. Çok kalmadı. 3 sene sonra 100. yılını kutlayacağız. Bu Cumhuriyet'in korunması Türk milletinin asırlardan beri çektiği sıkıntıların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çok acıların çekildiği, çok kanların döküldüğü, gereksiz yere Türkiye Anadolu sınırları içinde büyük bir imparatorluğun sahibi olmuştur. Ama bunun sonuçları çok acı olmuştur. Milyonlarca insanımız geri gelmişlerdir. Devlet halkını gerekli şekilde yetiştirmemiştir. Okutmamıştır. Bakın dünyada üniversiteler bugün baktığınızda İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da, başka yerlerde üniversitelerin kuruluş tarihleri yeniden doğuş hareketten de daha önceye aittir. Halbuki Türkiye'de üniversiteler ancak bir askeri okullar kurulabilmiştir. O da Tanzimat'tan sonra ve 1800'lerde. Doğru dürüst liseler kurulmamıştır. Doğru dürüst bir lise, Galatasaray Lisesi olarak, o da çok değil. 150 sene önce kurulmuştur. Bu 150 senenin yaklaşık 100 senesi de
Cumhuriyet hükümeti zamanında o geçmiştir. Halbuki Cumhuriyet Galatasaray Lisesi 150 sene önce kurulduğunda İstanbul'da onlarca kolej vardı. Fransız kolejleri, İtalyan kolejleri, İngiliz kolejleri, Avusturya kolejleri, hatta sonlarında Amerikan kolejleri. Halkımızı doğru düz yetiştiremedik. Cumhuriyet Türk milletinin bir belli noktadan bir belli yüksekliğe yükselebilmesi için atılmış bir adımdır. Ve bu İstiklal Savaşı'nın sonunda ve Atatürk'ün dehası sayesinde her şeyi bizim borçlu olduğumuzu, bugün burada sizinle konuşurken de her şeyi bizim borçlu olduğumuz, içtiğimiz suyu bile borçlu olduğumuz, tarih boyunca görülmemiş bir dehanın, tarih boyu Türklere nasip olmuş bir Atatürk sayesinde olmuştur. Ama çok da kanlar dökülmüştür. Çok da üzüntüler yaşanmıştır. Ve Türk milleti neredeyse Sevr Anlaşması'yla ve kaybedilen o kadar başarılı bir Çanakkale Savaşı'na rağmen kaybedilen bir Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık Anadolu kıtasından, Anadolu ülkesinden tamamen gitmek üzereyken, kendilerine küçücük bir yer ayrılmışken İstanbul'u, Ege'yi, Marmara'yı, Güney'i, Doğusunu neredeyse Anadolu'nun ortasında küçük bir bölgeyle Karadeniz'de küçük bir liman bırakıp bütün şeylerden de ordu yapmaktan da filan vazgeçerek bir Türkiye kalıyordu ortalıkta. Eğer biz Kurtuluş Savaşı'nı vermeseydik, eğer Kurtuluş Savaşı'nı baştan sona götürecek bir deha kumandanımız, bir Atatürk'ümüz olmasaydı bugün tarihte gerçekten hemen hemen hiç yeri olmayan, şu 100 sene belki gene geçecekti yaşayanlar için ama tarihte belli bir gücü ve değeri olmayan bir ulus olarak kalacaktık. Halbuki bugün öyle değiliz. Biz bugün konumumuz itibariyle, kültür savaşımız, kültür düzeyimiz itibariyle gerçekten yüzlerce yılda gelemediğimiz bir yere gelmişizdir. Ve bunu Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'le beraber düşünülmesi gereken Atatürk devrimlerine borçluyuz. Tabii demokrasiye de borçluyuz. Ama önce Cumhuriyet. Cumhuriyet insanlık tarihinde bulabildiği gerçekten en güzel bugüne kadar keşfedilmiş, yüzlerce, binlerce yıl içinde keşfedilmiş en güzel rejimdir. En akla yakın, en mantıklı rejimdir. Halkın rejimidir. Kralların rejimi değildir. Padişahların rejimi değildir. Halkın kendi duygularıyla, kendi kararlarıyla kendi kendisini idare etmesi demektir. Cumhuriyet böyle anlaşılmalıdır çünkü böyledir. Cumhuriyetin güzelliklerine demokrasiyle beraber yeni güzellikler de eklenmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin hiçbir zaman cumhuriyetten ve demokrasiden kopma şansı yoktur. Şimdi pardon, bir şey soracaktınız galiba. Yok, sadece anladığım kadarıyla Cumhuriyet Devleti yönetim şekli, demokrasi de hükümetin yönetim şekli gibi beliriyor. Böyle midir acaba Orhan abi? Şimdi yani buna Cumhuriyet gelmeden dediğimizde biraz başa dönmek istiyorum. Bugün gençlerimiz bunu biliyorlar çoğu. Ama pardon. Ama bilmeyenler de vardır. Bizim İstiklal Savaşı tarihimizi Mustafa Kemal 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kurultayında nutuk dediğimiz, söylev dediğimiz, daha bugünün Türkçesine çeviştirerek Atatürk'ün yaptığı bu kitabı herkesin okuması gerekir. Atatürk bu konuşmayı meclis binasında, yani kurucu meclis değil, ondan sonraki meclis binasında tam 6 gün 36 saat 36,5 saat ayakta sürekli olarak
konuşarak bu kitabı deyim yerinde yazdığı bu kitabı halkına sunmuştur. Ta Samsun'a çıkışından itibaren Cumhuriyet'in 1950'yi yere kadar bunu Atatürk çok güzel anlatır. Ama şunu her şeyden önce bilmemiz lazım. Türk milleti kendisine büyük Atatürk'ün sağladığı demokrasiyi ve demokrasiyle beraber cumhuriyeti, cumhuriyet önce gelmiştir, demokrasi Türkiye'ye zaman içinde girmiştir ve bunlar gerçekten çok güzel bir beraberlik olarak Türk tarihine damgasını vurmuştur. Artık cumhuriyetsiz demokrasi veya demokrasisiz bir cumhuriyet daha yenileri, daha güzelleri belki yüzlerce sene sonra bulunana kadar yerinde tutulmak gerekir. Bugün Türkiye'de yaşayanlar biz her şeyimizi cumhuriyete borçluyuz. Ben biraz da kendimi bazı kimselerden daha şanslı olarak görüyorum. Ben bu cumhuriyeti Ankara'da yaşadığım yıllarda, yani doğduğum tarihten 1940 yılına kadar o heyecanla yaşadım. Bambaşka bir heyecanla yaşadım. Özellikle Atatürk'ün sağ olduğu dönemlerde cumhuriyeti yaşamış bir insan olmanın mutluluğunu çok derinden hissediyorum. Tabii ki bu çok güzel bir şey. Atatürk'ün yaptığı hizmetler, cumhuriyet Türkiye için bir bütündür. Atatürk devrimleriyle birlikte bir cumhuriyettir bu. Atatürk devrimleriyle beraber bir cumhuriyet veya cumhuriyetleri cumhuriyetle beraber bir Atatürk devrimleri olayı vardır. Bu bir kitle halindedir. Atatürk önümüze bu kitleyi koymuştur. İşte demiştir, sizin kurtuluşunuz, geleceğiniz, her şeyiniz budur. Biz bu kitleyi bütün özellikleriyle korumakla yükümlü bir milletiz. Eğer bunu biz bütün özellikleriyle koruyamazsak, orasından burasından biraz kırparsak, bu devrimler zedelenir. Devrim zedelenince cumhuriyet de zedelenir. Bakın bugün Türkiye'de insanlarımız Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz, değil mi? Ben Cumhuriyet Bayramı'nı yani adeta 80-85 senedir kutluyorum. Ama son zamanlarda o kadar büyük bir heyecanla ne yazık ki kutlayamıyorum. Çünkü devrimlerden bir şeyler eksildiğini görüyorum ben. Türkiye'de bazı insanlar başka şeylerden bahsediyorlar. Ne bileyim yani toplumu bir cumhuriyet ve demokrasi içinde işte 8-10 milyon nüfustan bugün neredeyse 100 milyon nüfusa yaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkılmış bir yumruk gibi sanayisiyle, eğitimiyle, hukukuyla, mahkemeleriyle, adaletiyle, ordusuyla, sanayisiyle, her şeysiyle en ileride olan devletlere belki yetişemeyebiliriz. Ama çünkü onlar da sürekli ilerliyorlar. Onlara çok yaklaşmış bir noktaya getirmek gücüyle hareket etmiyoruz. Edemiyoruz, onu söylüyorum. Hala işte bir takım şeylerden bahsediliyor. Hala bir Osmanlılıktan bahsediliyor. Osmanlılık görevini yapmıştır. Tarih perdesinden çekilmiştir. Kendilerine başarıları için teşekkür ederiz millet olarak. Ama başarısızlıklarını da unutmamak kayıt ve şartıyla. Şimdi bugün Türkiye cumhuriyetle beraber, cumhuriyetle biz kurtulsaydık, Atatürk İstiklal Savaşı'nı kazansaydı, o zaman birçok kimseler ne düşünüyordu biliyor musunuz? Bunların arasında Atatürk'ün kumandanları da var, en yakın kumandanları da var, en güvendiği kumandanları da var. Başarılı işler yapmıştır. Beklentileri cumhuriyet değildi. İlan edilinceye kadar Atatürk onu bir sır gibi sakladı. Sır gibi sakladı. Kimseyle paylaşmadı. Bazı arkadaşları, generaller, paşalar Atatürk'ün padişaha gidip efendim elini eteğini öpüp bir ordu kumandanlığı
bir cumhuriyet var. Şimdi biz bu cumhuriyeti orasından burasından biraz fazlaca kırptık. Örnek vermek istiyorum. Atatürk'ün düşündüğü bir köy enstitüleri vardı. Atatürk'ten sonra bir takım önemli insanlarla bu köy enstitüleri kuruldu. Ama Atatürk'ün kendi partisinden insanlar bile, milletvekilleri bile bundan biraz rahatsız oldular. Sordular, bu köy enstitüleri ne işe yarayacak? Cevap verdiler. Biz köy enstitülerinde adam yetiştireceğiz. Müzik, edebiyat, her şeysiyle, bilgisiyle adam yetiştireceğiz. Cevap şu oldu. Bu tanınmış bir milletvekiliydi. Dedi ki, pekala benim geniş arazilerim var. Ben tarımda çalışan bir insanım. Benim tarımda çalışacak köylülere ihtiyacım var. Adamlara değil. Bir herkes adam olursa ben tarlamdaki mi çalıştıracağım diye düşündü. Ve bunu açıkça parlamentoda da söyledi. Ne demek yani köylümüz adam olmasın ancak o zaman bir şeyler yaptırırız demek miydi bu? Umarım öyle düşünmemiştir. Ama bakın köy enstitülerini biz kırpa kırpa yok ettik. Atatürk'ün son başbakanı olan Celal Bayar'ın başkanı olduğu partinin kurulduğunda yaptığı ilk işlerden biri o güzelim Türkçe ezanı kaldıralım tekrar eski haline getirilmesi oldu. Oysa Türk halkı ta baştan beri kendi dinini, güzel dinimizi anlamadan sevmişti. Bir dinimizi bilmiyorduk. Hocalarımız da bilmiyorlardı. Çünkü bunlar Arapça harflerle diziliyordu ve Arapça olarak kaldılar. Hocalar da bunlardan çıkardıkları anlamları veya birilerinin nasılsa doğru yanlış çıkardığı anlamlardan giderek millete dinini öğretmeye kalktı. Oysa biz kendi dinimizi de Atatürk sayesinde ve Cumhuriyet sayesinde öğrendik. Bugün her isteyen gidip Kur'an, Mukaddes Kur'an'ın Türkçesini alıp okuyor. Oradaki emirleri öğrenebiliyor. Ama her yerde böyleydi. Demin dediğim gibi dinimizi müezzinler Türkçe okusalardı ne kaybederdik? Olmadı. Daha başka şeyler de oldu. Atatürk'ün bazı tercihleri çok ince düşünülmüş, zamana çok uygun bir şekilde kararlaştırılmış ve uygulanmış bazı olaylar şekil değiştirdi. Bir takım müzeler eski hallerine çevrildi. Yani çevrilmesi olmaz mıydı? Bunlar Atatürk'ün devrimleriydi. Bu devleti, bu cumhuriyeti bize Atatürk zaten yanlış bize armağan etmemişti. Bütün bize bıraktıklarının hepsi uzun uzun düşünülmüş. Hatta inanın çocukluğundan itibaren düşünülmüş şeylerdi. Size küçük bir şey anlatayım. Evet, ben tam bunu sormak istiyorum abi. Tam da bunu sormak istiyorum. Yani Cumhuriyet fikri herhalde birdenbire 28 Ekim'de ortaya çıkmadı değil mi? Yani Atatürk'ün Cumhuriyet'le ilgili bir düşünsel altyapısı oldukça geçmişten beri var herhalde. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, bu kesinlikle bunun güzel bir şeysi vardır. Selanik'te, Beyaz Kule'nin dibinde, işte haftanın belli günlerinde tatil yapan genç çocuklar, Galatasaray tabii ne de olsa 12 sene orada okudum, arada Galatasaray diyorum, kusura bakmayın. Oturur konuşurlarmış. Bir gün daha 14 yaşında. Demiş ki sen bu para işlerinden çok anlıyorsun demiş. Seni ben Maliye Bakanı yapacağım. Tabii Maliye Bakanı değildi, Maliye Vekili diyelim o zaman için. Sen böyle gazete falan okuyorsun. Seni Dışişleri Bakanı yapacağım. Seni işte bilmem ne bakanı yapacağım deyince çocuklar böyle hepsi aynı yaştalar Atatürk'e. Sen ne bakanı olacaksın diye sormuşlar. O da demiş ki ben size bu bakanlıkları verecek mevkide olacağım. Demek ki Atatürk daha o zamandan 14 yaşından itibaren Türkiye'nin değişmesi gerektiğini, Türkiye'nin idaresinin değişmesi gerektiğini açıkça söyleyelim. Der ki ufak ufak değil, büyük büyük küçülmekte olan o tarihlerde Osmanlı Devleti'nin çağa uygun bir devlet ve
belki de bir cumhuriyet olarak devam etmesini Atatürk düşünüyordu. Çünkü Atatürk çok okuyan bir insandı. Yani Anıtkabir'e gittiğinizde hayretler ediyorsunuz. Kitaplığındaki Atatürk'ün okuduğu ciddi kitaplar, Türkçe ve Fransızca olarak okuduğu kitaplar. Gerçekten Atatürk kendisini Osmanlı, bir Osmanlı subayıydı Atatürk. Bir Osmanlı mektebinde asker olarak geçişti. Tamam. Ama neden Osmanlı? Osmanlı bir ailedir. Ama orası bir Türk devletidir. Bakın, Türk devleti olan Osmanlı'da insanlar doğru dürüst Türk olduklarını bile bilmiyorlardı. O insanlara sorduğunuzda sen nesin dediğinde ben elhamdülillah Müslümanım. Ben ayrıca Osmanlıyım diyorlardı. Türklükleri ikinci planda kalmıştı. Halbuki onlarla beraber yaşayanlar. Onların da dinleri falan vardı ama ne diyorlardı? Osmanlı tabiyetindeydi demiyorlardı. Biz Rum'uz diyorlardı. Biz Ortodoks'uz diyorlardı. Biz Katolik'iz diyorlardı. Biz Ermeni'yiz diyorlardı. Biz Arap'ız diyorlardı. Bugün Türklerin yaşadığı değişik köklerden gelmiş insanlar birlikte güzel güzel yaşıyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni orasından burasından çekmeden, bir takım gruplara ayırmadan, bir şey gibi görmeden, bir grup gibi falan görmeden, böyle bir takım tarikatlarla vesaire bölmeden, bunlar zaten Atatürk devrimlerinde olmayan şeylerdi. Niçin var bunlar? Niçin bunlara izin veriliyor? Bakın, bunlara izin verile Türkiye nerelere geldi? Yani neydi pek belli olmayan bir az edilmiş bir cami hocası Türkiye'yi az daha ele geçiriyordu. Az daha ele geçiriyordu. 14 sene önce 2016 yılında 15 Temmuz'da 250'den fazla şehit verdi. Neredeydi? Nasıl gelden geçiriyordu? O bizim cumhuriyetimiz gitti giderdi. Belki de ertesi gün uyansak ordu kumandanı değil kara ordusu imamı diyeceklerdi. Deniz kuvvetleri imamı diyeceklerdi. Bilmem ne işte mektepler imamı diyecekler. Bunları geçirdik. Peki biz neredeydik? İşte buradan bir yere gidiyor. Atatürk cumhuriyetin ne kadar zor eli yaşatıldığını, devleti kurtarmakla bitmedi Atatürk'ün işi. Devletin elbisesini de giydirdi. Devletin kafasının içini de yetiştirmeye çalıştı. Bunun için gerekli o zamanın imkanlarıyla her şeyi yaptı Atatürk. Ama ondan sonra ne oldu? Atatürk artık 1927 senesinde bütün bunları diyor, Türk gençliğine emanet ediyorum. Türk gençliğine emanet ediyorum. Bu çok enteresan. Evet, en önemli noktalardan biri bu galiba. Benim, yani çok önemli buluyorum ben de. Yani cumhuriyeti bir silahlı kuvvete veya bir zabıtaya veya evet, belli bir sınıfa değil, doğrudan doğruya gençlere emanet etmesi çok ilginç gerçekten. Bu herhalde Atatürk'ün dehasının göstergesi. Yani bunun üzerinde çok durmak lazım. Bunu zaten biz Atatürk'ün devrimlerini, yazdığı kitapları, söylediklerini yeni yeni anlıyoruz bazıları. Atatürk ordusunu çok severdi. O ordudan yetişti Atatürk. Ordusuyla ilgili çok güzel sözleri vardır. Ve gerçekten bizim kahraman bir ordumuz vardır yani. Öyle böyle değil. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biriydi. Düşüncesiyle, imanıyla, her şeyiyle. Ama Atatürk ordusuna emanet etmedi cumhuriyeti. Jandarmasına emanet etmedi. Meclis. Acaba bir kesinti oldu mu? Birden bir ekran hafif gider. Dondu, evet. Dondu. Ben, zannediyorum şeyde kaldınız. Ben, orduya ben, emanet etmedi, jandarmaya emanet etmedi. Ben İzmir söyleyeyim. Neden gencine şey yaptı? Pekala, bizim kahraman ordumuzun 15 Temmuz'da
15 Temmuz 2016'da meclisi bombalarken ne işi vardı? Onun görevi o muydu? Bizim evlerimizin tepesinden uçtular. Ya neredeyse böyle inanılmaz şeyler yaşandı. Böyle şeyler yine yaşanabilir mi Türkiye'de? Yani bütün bunları düşünerek ben şunu söyledim. Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhuriyet Köyleri vardır. Onlardan birinde bir konuşma yaparken, o zaman ben 80 yaşından fazlaydım. Yaklaşık 10 sene kadar önce dedim ki bir orada, Atatürk Cumhuriyeti bana emanet etti dedim, bana. Allah Allah, ne alakası var bana emanet? Evet, Atatürk'ü gördüm, konuştum vesaire. Ama bana emanet etmek diye bir şey yok. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılan bir yazısında şunu açıkladılar. Cumhuriyetin korunabilmesi ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, onun nimetlerinden yararlanan, kadınlı erkekli herkesin, genç ve ihtiyar, cumhuriyeti kendisine emanet edilmiş gibi saymasına ve görmesine ihtiyaç vardır. Ben bunu düşünerek, Erdal Atabek dostum, gazeteci, yazar, doktor, yani çok önemli bir Türk aydınıdır kendisi. Onunla tanışıyor olmaktan büyük mutluluk duyan bir insanım Erdal Atabek'in. Yazısında bunu belirtti. Orhan haklıydı dedi. Gerçekten biz acaba şu soruyu sormalıyız kendimize. Biz cumhuriyette olup bitenleri yeterince izleyebiliyor muyuz? Cumhuriyet yeterince Atatürk'ün bıraktığı zihniyetle yönetiliyor mu? Yoksa yönetilmiyor mu? Bunları sormalıyız. Ayrıca bir iki de güncel şeyimden bahsetmek istiyorum. Yani ben 1950 senesinde Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Fransa'da böyle bazı arkadaşlarla, ağabeylerle bir gezinti yaptık. Yakalarımızda Galatasaray rozetleri vardı. Bizi görenler, aa Türkiye'den çocuklar gelmiş diye bizimle resim çektiriyorlardı. Atatürk'e başlangıçta kızan Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, başkaları daha sonra Atatürk'e, dolayısıyla Türkiye'ye büyük bir hayranlık duymaya başladılar. Çünkü Atatürk o bu dinin değil, en başarılı olmuş olan devrimlerin yapıldığı ülkelerle aynı hızla, aynı yönde yürüneceğini gösterdi. Bugün bir Türkiye Cumhuriyeti varsa, dünyanın sayılı devletlerinden birisi varsa, biz bunun hepsini, ne yazık ki Osmanlı'ya filan borçlu değiliz. Biz bunların hepsini bu cumhuriyetin kurulmasında, bu devletin yeni bir devlet olarak kurulmasında kanlarını dökmüş olan insanlara, Anadolu insanlarına, dedelerimize, babalarımıza, hatta büyük annelerimize sırtlarında mermi taşımış borçluyuz. Bu bize emanettir. Biz bu emaneti acaba yeterince koruyor muyuz? Yeterince kolluyor muyuz? Demokratik düzen içinde bu emanetin en iyi korunacağı insanları seçip getiriyor muyuz hükümetlerimize? Bütün bunları düşünmemiz, konuşmamız lazım. Bakın biz 15 Temmuz 2016 gibi bir hareket daha olabilir. Bir gün gözlerimizi açarız ki Türkiye Cumhuriyeti gitmiş, başka bir devlet şekli gelmiş. Çok oynandı. Demokrasi içinde de çok oynandı. Askerler de bununla çok oynadılar. Askerler de hata ettiler bunu söylemekte. Her şeyi açık söylemekte yarar var. Ve ben bu hakkı kendimde görüyorum. Yani Atatürk'ün işte askeri müdahalelerden birinde yaptıkları iş, Atatürk'ün heykellerini yaldızla boyadılar. Ondan sonra gidip Türk Tarih Kurumu'nu kaldırdılar. Türk Dil Kurumu'nu kaldırdılar. Bunlar Atatürk'ün kurduğu kurumlardı. Niye oynuyorsun arkadaşım? Niye oynuyorsun paşam? Niye oynuyorsun? Ne işi iyi yapmadılar? İyi yapmadılarsa Atatürk devrimleri çizgisinde onların daha iyi yapılması için o işlerin oraya layık insanlar getirin koyun. Onları değiştiriyor. Her önüne gelen bir şeyler değiştiriyor Türkiye'nin hükümette şimdi. Her önüne gelen yeni bir şey ortaya koyuyor. Tabii ki yeniliklere uyacağız. Avrupa'da olan yeniliklere uyacağız. Bakın Osmanlı Devleti'nde
Osmanlı Devleti'nde biz evvela kılıç kalkanla savaşıyorduk. Daha sonra topu buldular, tankı buldular, denizaltını buldular. Biz bütün bunlardan habersiz olduk. Ne yaptık? Halkın topladığı parayla İngiltere'ye gemiler yaptırdık, savaş gemileri, dreadnoughtlar vesaire. Ondan sonra İngiltere baktı bir savaş yaklaşıyor ve Türkiye Almanya'ya doğru kayıyor. Onları oraya şeylerini de yolladık, askerlerini de yolladık. Vermediler o gemileri, paraları ödenmiş gemileri de vermediler. Tüfeğimizi de Amerika'dan aldık, tüfeğimizi de Almanya'dan aldık. Böyle savaş olur mu? Bugün bakıyoruz Türkiye'de bir takım silahlar falan da yapılmaya çalışıyor. Ben size şunu söyleyeyim. Türk milletinin bekası, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına bağlıdır. Bu konuda atılacak yanlış adımlar, kimler tarafından atılırsa atılsın, doğru değildir, yanlıştır. Bunları zamanında fark edip önlemek gerekir. Biz bunu yapmazsak eğer bir gün çok 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 şeylerle karşı beklenmedik. Yani Cumhuriyetimiz pek de öyle eskimedi. Daha 3 sene var 100 yıla. Osmanlı Devleti 624 sene yaşadı her şeye rağmen. Ama artık 624 sene yaşanacak devli ortadan kalktı. Bugün devletlerin hayatı günden güne değişebiliyor. Biz bunları görüyoruz. Bir Amerika kalkıyor, Orta Doğu'da neler yapıyor görüyorsunuz. Rusya kalkıyor, denizlere iniyor. Dünya karmakarışık bir dünya. Dünya çok çeşitli duyguların, düşüncelerin şey yaptığı bir dünya. Kaynaştığı bir dünya. Biz bu dünyada Türk milleti olarak ayakta kalmak istiyorsak Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı kalacağız. Bunlardan kopmuş bir Türkiye süremez. Sürse bile şunun bunun kölesi olarak sürebilir ancak. Ben bilmiyorum sürem var mı, kaldı mı, kalmadı mı? Var, tabii. Yok, çok güzel gidiyor. O kadar coşkuyla anlatıyorsunuz ki biz de o coşkuya kaptırdık, dinliyoruz Orhan abi. Çok teşekkürler. Bir de ben kişisel olarak merak ediyorum. Siz Atatürk'ü görmüş, Atatürk'le tanışma onuruna erişmiş bir insansınız. Atatürk'ü görmek, onu tanımak nasıl bir duygu? Bundan da bahsederseniz kalan süremizi değerlendirmiş oluruz. Atatürk'ü görmek, tanımak, onun sesini duymak, gözlerindeki maviliği, tebessümünü görmek, o şık her zaman itinalı giysilerini görmek, onun böyle herkesle bu kadar rahat konuşabildiğini görmek gerçekten büyük bir mutluluk benim için. Ben birkaç defa gördüm. Ama önemli olan Atatürk'ü görmek değildir. Atatürk'ü görenler artık azalıyorlar. Kendi asker veya sivil arkadaşlarında istisnasız hiç kimse kalmadı kumandanlarda. Pek az bir yerlerde çocuk yaşında işte benim gibi ben de Atatürk'ü 4 yaşımda 7 yaşım arasında gördüm. Ama zihnime öyle bir girdi ki Atatürk, benim sanki içimdeki kalbimde Atatürk atıyor her gün. Atatürk'ü görmek bir marifet değildir. Atatürk'ü görmek bir şanstır. Ben bu şansı yaşadım, çok mutluyum. Ama önemli olan onu anlamaktır, onu okumaktır, onun çizdiği yoldan gitmektir. Onun çizdiği yoldan gitmeyenleri uyarmaktır. Uyarmak yetmezse gereken neyse onu yapmaktır, uzaklaşmaktır. Bu memleket o kadar çok insanın Anadolu'da savaşları kaybetmiş, Sevr'le imzalanmış, bitmiş tükenmiş bir ülke birdenbire Kurtuluş Savaşı'nda büyük taarruzdan önce doğru dürüst bir yardım almadan karşısındaki Yunanistan kadar olmasa bile insan sayısı olarak ona yetişmiş ve onu çatır 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 sökmüştür Anadolu'dan. Arkasından kovalaya kovalaya denize kadar kovalamış, orada da denize dökmüştür. Ama orada birçok insan ölmüştür.
Birçok insan eşlerini eşsiz bırakmıştır. Çocuklarını babasız bırakmışlardır. Annelerini evlatsız bırakmışlardır. Biz onların sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. E canım devir değişti işte biz cep telefonu şu bu televizyon. Hayır sakın unutmayacağız. Unutursanız devlet elden gider. Ben bunu söylüyorum. Bu bana Atatürk'ü gördüğüm için bir şans vermiyor. İçimden geldiği için herkes bunu söyleyebiliyor. Biz Cumhuriyet Bayramı'nda, şimdi Allah aşkına Cumhuriyet Bayramı, ben bu Cumhuriyet'in neyini kutlayacağım? Neyini kutlayacağım? Tepemde uçaklarda mı kutlayacağım? Veyahut da böyle dünyanın her tarafında büyük başarıya imza atan büyük ilim insanları yetiştirmeyi mi kutlayacağım? Neyi kutlayacağım ben? Neyi kutlayacağım? Kutlanacak bir şey var mı? Ben fazla kutlayamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Biz kendimizin de katkısıyla Cumhuriyet'te bir şeyler yapabilirsek onu kutlayabiliriz ancak. Bizden önce insanlar yapmışlar. Hataları sevaplarıyla beraber dün ve bugün demokrasiyi de kabul ettik. Halk oyunu da kabul ettik. Ama halk da oyunu verirken dikkatli olmalı. O oyları alanlar da dikkatli olmalı. Atatürk ilke ve devrimlerinin özüne dokunmamalı bu insanlar. Atatürk ilke ve devrimlerini ve Atatürk'ün yaptığı işlere karşı biraz saygı duymaları gerekir. Atatürk burayı müze yapmış, bırak müze kalsın ya. Camisiz mi memleket? İnsanlar cami yok da gidemiyorlar mı? Çok iyi biliyoruz. Ne yazık ki gidenlerin sayısı eksiliyor. Orası da duruversin. Kareye müzesi de müze oluversin. Ne olur yani? Ben gittim gördüm misafirlerimi gezdim. Bizim millet olarak ne kadar alicenap olduğumuzu gösteren yerlerdir. Biz Ayasofya'ya çok iyi baktık. Mimar Sinan Ayasofya'nın çöküşünü bile engelledi. Gidin bakın o harika duvarlar sayesinde. Belki de Ayasofya yaşayamayacaktı. Dünyanın en önemli eserlerinden biridir. Belki de birincisidir. O zamanın 1500 sene öncesinin teknolojisiyle kurulmuş bir yapıdır. Böyle bir yer bize olsun. Görsünler Türk milletinin nasıl bir yerde, nasıl bir camiyle beraber. O bizim o cami. Kimse onu oradan söküp götüremez. İçinde de bizim şeylerimiz, dualarımız var. Camiliğini de koruyor. Cami kişiliğinde son minareleri de duruyor. Şerefeleri de duruyor. Her şeysi de duruyor. Ama görsünler, hayranlık duysunlar. Gitsinler Sultanahmet'te kılsınlar namazlarını. O Sultanahmet bölgesinde sayısız cami vardır. Dolayısıyla Atatürk'le ilgili Atatürk'ün yaptığı işlere çok dikkatli olmak lazım. Nazik olmak lazım. Atatürk'e saygı duymak lazım. Atatürk Anıtkabir'de o muazzam bir mermer ozoresinde şey var, lahit var. Atatürk orada değil, onun altında Selçuk tarzında mimarisi olan bir odada ve yer düzeyinde yatıyor. Üstünde çakıl taşları konulan ve etrafında da bakır kaplar içinde her vilayetinden Türkiye'nin gelmiş, ayrıca Kıbrıs'tan gelmiş şeylerin arasında o yaşıyor orada. Ama Atatürk'ün kemikleri belki de sızlar. Biz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmayalım. Bakın, Atatürk'e layık bir millet olduğumuzu ispat edelim. Atatürk'ü hak ettiğimizi, Atatürk'ün silah arkadaşlarının döktükleri kanları hak ettiğimizi ispat edelim. Gezelim, tozalım, şu bilmem korona falan bunlar gelir geçer. Atatürk'e, Atatürk'ün askerlerine, Atatürk'le beraber savaşan sivil asker herkese biz borçluyuz. Onların eserini korumak zorundayız. Onun eserini yalnız korumak yetmez. Onun eserini geliştirmek zorundayız. Atatürk ve arkadaşları harika bir iş yaptılar, tamam. Ama Türk milleti de o harika işi daha yükseklere taşıdı dedirtelim. Bugün Türkiye ne yazık ki Atatürk devrindeki itibarını büyük ölçüde kaybetmiştir. Türkiye neredeyse dünyanın her tarafındaki Müslümanlar da dahil bütün devletlerle kavgalı bir haldedir. Bu çok yazık. Bu çok yazık. Parola şu olmalı. Ey Türk!
Atatürk'ün kemiklerini sızlatma. Atatürk'e layık ol. Atatürk'ün sana sağladıklarını hak et. Atatürk yokken Osmanlı Devleti'nde kadın yoktu. Bir tek kadın yok Osmanlı Devleti'nde yetişmiş. Bugün kadınlar milletvekili, bakan, başbakan, belki yarın cumhurbaşkanı, her yerde varlar. Osmanlı Devleti Türklerden ibaret bir devletti. Padişah Osmanlı, padişah şey, işte ne kadar Türkse, unutmayalım, 34 padişahtan hiçbirisi de bir Türk kadınıyla evlenmedi nedense. O da bir ayrı konudur, değil mi? Ve biz evet, hep Osmanlı, Osmanlı ordusu bilmem kimi yendi. Hayır kardeşim, Türk ordusuydu o. Osmanlı ordusu ne demek yani? Bir aile geldi filan falan yani. Böyle bir şey hiç duydunuz mu? Fransa'da da böyle aileler var. İtalya'da da, İngiltere'de de. Ama hep İngiltere, hep Fransa, hep İtalya'dır. Osmanlı görevli evet, yapmış ve tarihten çekilmiştir. Eserler bırakmıştır. Onları özenle muhafaza ediyoruz. Camilerini, eserlerini. Ama ne yazık ki çağın çok gerisinde kalmıştır. Çağın 1000 sene gerisinde kalmıştır. Burnunun dibinde olanları ne yazık ki görememiştir. Ve en sonunda da silinip gitmiştir. Silinip gitmiştir. Başka çaresi de yoktu. Biz bugünkü Türkiye'yi korumalıyız. Bugünkü Türkiye'yi yüceltmeliyiz. Bugünkü Türkiye'ye bir Atatürk heyecanı getirebilmeliyiz. Bunu getirebiliyor muyuz? Bunu getiriyorsak güzel bir şey. Getiremiyorsak fazla da önemi yok. Bütün ülkelerde nüfus artıyor. Bizde de arttı. 80 milyon diyoruz. Biz İstiklal Savaşı'nda nüfusumuz Yunanistan'la eşit hale gelmişti. Çünkü Batı Türkiye'de şey nüfusundan sayılıyordu. Yunanistan nüfusundan. Biliyorlardır onların olacak. Ankara'ya kadar geldiler ya, itiraz ettiler. Dediler ki Sevr'de değişiklik yapılması lazım. Niye? Ankara'nın da ötesine geçtim bakalım. Yunanistan'a verilecek topraklar. Ne oldu Yunanistan? Rezil oldu. Şimdi de bilmem ne kazıyor, bilmem ne yapıyor. Biz savaş istemiyoruz. Biz Yunanistan'la da dostluk istiyoruz. Akdeniz'de iki devlet el ele verseydi, bir takım şeyleri eskide bıraksaydı, bugün biz turizmde müthiş bir şey olurdu. Yunanistan'a Venizelos gibi Yunan devrimini en fazla şey yapmış bir insan en sonunda ne yaptı? Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne layık gösterdi. Mektup yazdı. Ben bunu kitaplarımda da verdim. Dedi ki insanlık için Nobel ödülünü almaya en layık insan, parantez içinde söylemeden Suzan'dandı diyelim, bizi yenip denize döktüğü halde. Bize Yunanistan'da ikide birde kayalıkların tepesinde oturup orada keçi kızartması yapan adamlar değil. Türklere el uzatan adamlar lazım. İşbirliği yapan adamlar lazım. Bırakalım artık düşmanlıkları. Güçlerimizi birleştirelim. Bunu yapacak devlet adamlarımız vardır herhalde. Onları iktidara getirelim. Onları destekleyelim. Türkiye evet, Cumhuriyet'in neredeyse 100. yılında bir Atatürk devrimine ihtiyacı var. Bir Atatürk devrimini yenilemeye ihtiyacı var. Bunu yapmaya çalışalım. Orhan abi, çok güzel dilekler bunlar. Son dakikalara giriyoruz. İki tane sorum olacak. Önce birincisi, çok kısa da olsa Atatürk'le ilgili yazdığınız kitaplardan da biraz bahsedebilir misiniz? Benim mi yazdığım? Evet, evet, lütfen. Evet. Ben hemen hemen bütün kitaplarımda fırsat bulduğumda Atatürk'ten bahsettim. Ama şimdi reklam gibi olacak. Atatürk Olmasaydı isimli bir kitabım var. En fazla üzerinde duracağım. Atatürk Olmasaydı. Aman Allah'ım, Atatürk olmasaydı bitmiştik. Sizinle ben burada konuşmayacaktık. Kesin burada da oturmayacaktık. Atatürk evet, olmasaydı. Bir Atatürk babam ve ben okullarda evet, çok okuduk. Ama bir üzüntü mü size söyleyeyim? Bakın, bunu izleyicilerle de paylaşmak istiyorum. 100'den fazla okulda konuşma yaptım. Yayın evinden 300 tane, 500 tane kitap alıyorlar. Ben imzalıyorum tek tek. Ne yazık ki bütün bu okullar özel okuldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim.
büyük bir özüntüyle ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkat etmesi bakımından bunu söylemek istiyorum. 100'den fazla özel okulda konuşma yaptım. Gerçekten çok güzel okullardı. Hepsinin girişinde Atatürk portreleri vardı. Hepsi çocuklarını Atatürkçü gençler olarak yetiştirmeye çalışıyorlardı. Devlet okullarından hiçbirisi beni davet etmedi. Hiçbirisi Atatürk, Babam ve Ben isimli kitabımı öğrencilerine dağıtmadı. Dedim ki ben böyle bir resmi tebliğ mi var? Hayır, resmi tebliğ yok. Ama işte sesi çıkmayan kararlar var. Eğer bir müdür, bir devlet okulu Orhan Karaveli'nin Atatürk Babam ve Ben kitabını veya o olmasaydı kitabını okula getirtirse bir şekilde veya okul onu getirtirse ben getirtemem. Nereden getirteceğim? O müdürün yeri değiştirilir hemen. Böyle bir düşünce var. Bana gözyaşlarıyla Orhan Bey ne kadar isterdim okulumda sizi davet etmek, konuşturmak. Ama ne yazık ki bunu yaptığım takdirde başıma gelecekleri biliyorum. Atatürk'ü Türk çocuğuna anlatmak herkesin görevi olmalı. Bilhassa görevlilerin. Atatürk'ü bilmeden, tanımadan yetişecek çocuklardan memlekete bir fayda gelmez. Atatürk'ü bağrında ve kafasında, kalbinde taşıyan gençler yetiştirirsek bunlar Türkiye'yi daha da ileri götürürler. Hükümet gerçekten böyle şeyler yapıyorsa yapıyor gibi böyle. Yapmasınlar. Yapmasınlar. Doğru değil. Doğru değil. Hiç doğru olmaz. Bir sorunuz evet, daha var. Evet, evet. Artık son dakikalara giriyoruz. Atatürk Cumhuriyet'le ilgili Cumhuriyet fazilettir dedi. Ben bundan fazilettir. Fazilettir. Erdemdir. Ben buradan erdemli insanlar yetiştiren bir rejim öngördüğünü anlıyorum Atatürk'ün. Siz ne düşünürsünüz? Cumhuriyet fazilettir sözüyle. Atatürk ne mesaj vermek istedi yıllar ötesine, belki de 100 yıl ötesine? O sözü ben de biliyorum. Cumhuriyet gerçekten fazilettir. Cumhuriyet prensipleri arasında yakın komşularınızı bombardıman edin, onları yok edin, oraları da alın mı diyor bize. Demiyor Cumhuriyet bunu demiyor. Cumhuriyet halkınızı ne pahasına olursa olsun kendi kafanıza göre yetiştirin demiyor. Cumhuriyet kadınları küçük görün demiyor. Küçük çocukların orasına burasına şey yapın demiyor. Cumhuriyet bir namus rejimidir. Namus bir dürüstlük rejimidir. Namus bir ileri gitme rejimidir. Bu rejimden daha iyisi henüz bulunmamıştır. Bu rejimden daha iyisi olursa günün birinde birisi gelir, belki bir Atatürk benzeri. Atatürk gibi birisi gelmez. Atatürk bir dünya mucizesidir. Tarihte görülmemiştir. Bundan sonra da artık görülmez. Ama bundan sonra gelecek bir rejim ancak bugünkü cumhuriyetin fazilet olduğu gerçeğini yüceltirse, daha da yükseklere taşırsa insanlar o rejimi de benimser. Ama şunu söylüyorum. Ben bu yaşa geldim. Epeyce de dünya ile ilgili bilgim oldu. Gazeteci olarak çok ülkede dolaştım. Ama cumhuriyet hakikaten fazilettir. Pekala krallıklar var. O krallıklar, işte İsveç kralı, İngiltere kralı filan falan var ya bunlar. Bunlar artık kral filan değil. Bunların adı kral. Ne? İsveç'te, bugün İngiltere'de, bugün Hollanda'da, bütün bu ülkelerde ülkeyi yönetenler kral filan değil. Kralların şimdi sorsam adını bile söyleyemeyebilirsiniz. O bir eski gelenekti. O geleneği muhafaza ediyorlar. Birçokları da etmiyor. Biz padişahlığı muhafaza etmedik. Başkaları da. Yunanistan'da da kral vardı. Yunanistan kralı ordularını Türkiye'ye sürdü. Ondan sonra kral canı zor kurtardı. Birçok insan da asıldı Yunanistan'da. Krallık devri bitmiştir. Yunanistan filan konu olamaz.
İngiltere gibi, Hollanda gibi, İsveç gibi normal kalkınmış ülkelerde krallıklar birer süs gibi devam ettirilmektedir. Onların alacakları maaşlar bile mecliste belirlenmektedir. Ben gözlerimle Evet. görüyorum. Kim varsa gözlerimle şey yaptığım bir olayı anlatmak istiyorum size. 50'li yıllarda Milliyet'in yazarı olarak İngiltere'de bulundum. Milliyet'in temsilcisi olarak. Ve bir garip bir tesadüf neticesinde İngiltere Kraliçesi, şimdiki Elizabeth, Harold Macmillan, bak hatırlıyorum, başbakan ve Maliye Bakanı bir yerde benim önümde oldu. Bir at yarışında, öyle bir tesadüf. Kraliçe yarışaka Maliye Bakanı'na dedi ki, Ekselans Maliye Bakanımız, bu sene bizleri göreceksiniz değil mi? Her şey çok pahalandı. Ben bunu kulağım duydum Elizabeth'in ağzından. Bugün her kralı kraliçesi, bakın şu son zamanlarda bir İngiliz prensi, ya yeter be dedi, Buckingham kaçtık şimdi, şeyde yaşıyor, Kanada'da yaşıyor. Evet. Bunlar süs olarak, sembol olarak yetiştiriliyor, müze olarak, değil mi efendim? Evet. Bunlar yetim Evet devam abi. ediyor. Çünkü uzak doğuda böyle düdüğü öten bir Evet. takım krallar vardır ama onlar da kraldan başka her şeye benziyor. Benziyor. Yani Evet. kral olmayıp da cumhuriyet olan devletler de var, Amerika. Ama Amerika'da bir Trump çıkıyor. Evet. Akıllara siz. Evet. Yani alır, akıl alır gibi değil. Bunlar bile Türkiye ile iyi geçinmeyi sevmiyorlar. Türkiye Evet. ile don't be silly diyor. Aptallık etme diyor bizim Evet. Cumhurbaşkanımıza. Böyle şey olabilir mi? Evet. Dolayısıyla dünya değişmiştir. Bugün böyle cumhurbaşkanları falan çok önemli insanlar olarak da görülmüyor. Ben şimdi sayın desem hangi devletteki hangi kralı, başbakanı falan sayabilirsiniz? Çok az. Eskisi gibi büyük adam da yetişmiyor artık. Yetişmiyor. Yok. Evet abi. Eskiden cumhurbaşkanları herkes sanırdı. Hatta krallar olurdu, herkes sanırdı. Bunlar geçti. Abi Bundan sonra Instagram bir dakikaya kesiyor. insanları Atatürk'ü Bir dakika içinde yayın kesilecek. O, bir evet, dakika o bakıyorum. yüzden Bir o dakikayı yüzden kullanıyorum. Bütün ben istiyorsanız kapanış yapayım çünkü yoksa kesilecek ve birbirimize veda edemeyeceğiz Orhan abi. Bölmüş gibi oldum konuşmanızı. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Coşkuyla katıldınız. Coşkumuzu arttırdınız. Bilgimizi arttırdınız. Varlığınızla bu Cumhuriyet Bayramı'nı bizim için çok değerli kıldınız. İyi ki varsınız Orhan abi. Sizi tanımış olmaktan, sizin kardeşiniz olmaktan biz Galatasaraylılar çok büyük onur duyuyoruz. Bu zamanı ayırdığınız için de size içtenlikle teşekkür ediyoruz. Yayınımız birazdan kesilecek. Otomatik kesiliyor. Ben yapmıyorum. Bütün bu güzel bilgiler ve sohbet için size çok ama çok büyük bir teşekkür sunmak istiyorum. Sağ olun, var olun Orhan abi. İstiyorsanız son söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin. ben de size moderatörlüğünüzde böyle bulduğum için hem okulum adına hem ülkem adına çok mutluluk duyuyorum. Ben her zaman ülkemin ve okulumun hizmetindeyim. Her şey bu millet için, bu güzel millet için iyi olsun ve daha güzel kutlamalar yapalım gelecek başka Cumhuriyet bayramlarında.